Pir Sultan Abdal Heykeli ve Festivali Pir Sultan Abdal Heykeli ve Festivali Alevi kimliğinin ve tarihinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Pir Sultan Abdal 15. yüzyılda Sivas'ta yaşamış bir halk ozanı ve kanaat önderidir. Şiirlerinde insan onuru, aşk, barış ve adalet gibi temaları işlerken Osmanlı'nın adaletsiz uygulamalarını da eleştirmiştir. Bu nedenle Sivas valisi Hızırpaşa tarafından idam edilmiştir ve tarihsel olarak bir direniş figürü olarak kabul edilmektedir. 1976 yılında Pir Sultan Abdal'ın anısını yaşatmak amacıyla Sivas'ın Banaz köyünde bir bir heykel dikilmesi için yerel bir dernek kurulmuştur. Heykelin tasarımında bir sultan aptalın geleneksel müzikal enstrümanı bağlamayı tutması Alevi direniş sembolü olarak yansıtılmıştır. Ancak 1980 darbesiyle dernek kapatılmış ancak 1986'da yeniden kurularak Bir Sultan Aptal geleneksel kültür etkinlikleri adı altında anma etkinlikleri düzenlenmeye başlanmıştır. Bu etkinlikler Alevi kimliğinin tanınması ve siyasi taleplerin gündeme getirilmesi açısından önemli bir platform sunmuştur. Ancak 1993'teki Bir Sultan Aptal şenlikleri sırasında Sivas'ta yaşanan olaylar bu hafıza çalışmasının zorluğunu gözler önüne sermiştir. Madımak Oteli'ne yapılan saldırıda 33 aydın ve sanatçı hayatını kaybetmiş. Saldırının sorumluları çoğunlukla cezasız kalmış ve yargılama süreci tatmin edici sonuçlar vermemiştir. Bu katliam Alevi taleplerinin ve inkar rejiminin karşılaştığı ciddi engellerden biri olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'deki Aleviler kimliklerinden dolayı uzun yıllar boyunca sistematik ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde devlet Suni İslam'ı resmi inanç sistemi olarak kabul etmiş ve diğer inançları özellikle Aleviliği İslam'dan sapma olarak görerek reddetmiştir. Türkiye'deki Alevi nüfus toplam nüfusun %10 ile 25'i arasında değişen tahminlere göre 10 ile 25 milyon kişiyi kapsamaktadır. Aleviler Sünni Müslümanlardan farklı bir toplumsal örgütlenme ve teolojiye sahiptir ve geleneksel İslam'ın ötesinde bir ibadet ve inanç sistemine sahiptirler. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Aleviler yasal olarak herhangi bir kolektif hak elde edemediler. İlk önemli katliam 1920'lerde Kürt Alevilerine yönelik Koçgiri'de gerçekleşti. 1938'de Dersim'de yaşanan büyük çaplı bir diğer katliam devletin bölgedeki Alevilere yönelik baskılarının zirveye ulaştığı bir dönemdi. 1960'lar ve 70'lerde Alevilerin Türkiye sol hareketinde etkileşmesi sadece faşist ve İslamcı siyasi hareketler tarafından tepkiyle karşılandı. 1978 Malatya 1979 Maraş ve 1980 Çorum'daki pogromlarda yüzlerce Alevi öldürüldü. Evleri yakıldı ve mülkleri yağmalandı. Bu katliamların devlet tarafından organize elde edildiğine dair güçlü kanılar mevcuttur. 1993'te Sivas'ta, 1995'te İstanbul Gazi Mahallesi'nde yaşanan olaylar Alevilere yönelik şiddetin devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca Sünni milliyetçiler tarafından Alevi evlerinin kırmızı çarpılarla işaretlenmesi de yaygın bir tehdit yöntemiydi. Alevi hak mücadelesi çeşitli dernekler ve siyasi partiler aracılığıyla yürütülmüştür. 2002'de AKP'nin iktidara gelmesiyle Alevi açılımı programı gündeme gelmiş ancak somut adımlar atılmamıştır. Alevi dernekleri cem evlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve eşit yurttaşlık temelinde hakların tanınması gibi taleplerle sürekli olarak gündemde bulundular. 27 Şubat 2022'de yapılan demokrasi ve laiklik buluşması eylemi Alevi hak mücadelesinin güçlü bir şekilde ifade edilmesi açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilmiştir.